Abi CS2 ile ilgili burada en çok bence söz hakkı vermemiz gerekenlerden biri Fabri. bizimki Fabri gibi duruyor. Fabri de biraz konuşmalı Fabri bence. hocam, bir Kem Ha, alalım mı estağfurullah. ya? Ya Kem açamıyorum şu an Kem. Çok merak ettim, nasıl bir Odanın durum var orada ama ya? lambasında sıkıntı var da karanlık o da. Yani açsam şu an anlamı olmayacak. Nasıl buldun abi oyunu? Abi oyun biraz hazır olmadan piyasaya sürüldü ama şu an günden güne geliştirmeye çalışıyorlar. Benim zaten ilk çıktığında kendi tahminim şuydu, yani 3-4 aya fixleneceğini düşünüyordum. Şu an yavaş yavaş düzeltilme aşamasında ama hala çok eksik var. Yani yok değil. O dediğiniz Michael Jackson peak. O kalktı galiba diye Tabii, biliyorum. hemen Düzeldiler onu. Son kaldırdılar. update'te düzeldi o. Hitboxlar biraz düzeldi ama hala dengesiz şeyler var. Peak avantajı inanılmaz güçlü falan. Az önce bahsetmiştim o. Smoke'lar bana göre çok fazla açılıyor. Yani nade attığında 2-3 saniye açılması büyük avantaj. Onu daha azaltmalılar bana göre. Gibi. Benim ilk çıktığında en beğendiğim şey MR süresi oldu. Çünkü bizim profesyonel oyuncular bilir. CS'de antrenman yapmak çok zor. Çünkü praklar bir saati buluyor ve daha da fazla sürüyor. Praklar bittikten sonra hiç aran yoktu. Şu an biraz nefes alıyoruz. 50 dakikada falan bitiyor 45 dakikada. Saatte bir 10-15 prak oluyor. dakika 10-15 dakika işte kalkıp nefes alma süremiz oluyor. Teori yapabiliyoruz o arada. Bir şeyler atıştırabiliyoruz. O anlamda iyi oldu yani. Ben bir tane soru soracağım ya beyler. Sizce bu maçların 13'te bitmesini Valorant'tan dolayı mı yaptılar, yoksa artık hani ne gibi bir şeyleri Abi var sizce? ben eskiden de öyleydi. Amaç, ne Evet, gibi bir bu amaç var 1.6'da da 13'te vardı indirmek? bu. Bu 13'te zaten biten maç. başlangıçta böyleydi zaten. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi sadece profesyonelleri düşünmüyorlar. İşin eğlence boyutuyla oynayan binlerce belki milyonlarca insan var. Ve bunlar için 13 MR aslında daha uygun. Yani biraz daha sıkıcı oluyor maçların uzun sürmesi falan. Şu an tam tadında bana göre. Bir de Ama bunun dışında... roundların değeri daha çok yükselmiş olabilir mi bu sistemde? Pistol Aynen round çok öyle. daha Daha da anlamlı kıymet oldu abi edildi değil mi? mesela. Evet. Tam onu söyleyecektim. Ekonomi çok değerlendi şu anda. Evet, aynen. Bombanın patlama radyosunu büyüttüler mesela. Daha çok hasar alıyor. Ölüyor birileri yani Her bomba yerden ölüyorsun, kullanıyorsun. her yerden ölüyorsun Evet. ya. Nükleer bomba gibi oldu Evet, çok Oppenheimer'daki. uzaklaşman lazım. Evet. Ya casuallaştırıyorlar abi. Şimdi bizim de oyun şirketleri falan var. Oradan biliyorum böyle. Mese hitap etsin diye, herkese hitap etsin diye oyunları. Herkesin oynayabileceği hale getiriyorlar. Ya session time, oturum süresini çok uzun tuttuğunda işte ne bileyim Fabre gibi ya da sen gibi böyle oyun manyağı, iyi oynayan, iyi oynamaya kafayı yormuş insanlar çok tercih ediyor oyunu. Ama Oyunu mesela bir... kolaylaştırma yönünde de adım atıyorlar. Mesela en son Valorant şeyi getirdi. Güncelleme olarak. Smoke'lar kalkarken ses çıkarıyor. Oyuncu oturup saniye saymakla uğraşmasın diye. Smoke atıldı kaç saniye sürdü. Kolaylaştırıyorlar aslında zorlaştırmak Evet. yerine oyunu. Herkese hitap etsin diye. Çünkü daha çok oyuncu Evet. istiyor. Daha çok skin alacak onlar. Daha çok kasa aşacak falan. O hale getirmek için yapıyorlar. Mesela rifle'lar daha kolay kullanılıyor bence. Orada Valorant'a benziyor biraz daha. Hani Phantom'la vurmak kolay. Eskiden keleşle vuramıyordu kimse. Şimdi gidiyor yani mermiler. AWP'yi bir öldürdüler herhalde. Onun... Ama düşük ping, mesela biz bugün düşük pingle oynayacağız, faydasını da çok göreceğiz. Evet, o nasip olmuyor normalde bize. Berk burada. İsmet var. Berk sen neler yapıyorsun? Ya benim de aynı. Oynuyorum, yayın açıyorum. AD Aynı AD. koşturmaca. Adi adi. AD. Ben Tamam. geleceğiz mi bugün? Abi neden olmasın yani? Oynarız be. Oynarız be modunda. Hadi Rencan Durumlar abi. böyle. Peki EF nasıl gidecek abi bundan sonra? Yani bazı turnuvalara direkt invite geliyor. Bazılarını hak edip kazanıyorsunuz. Amaçlar neler? Yani Furkan var mı bir dünya Yani şampiyonluğu hedefi? ya tabii ki var. Sen niye olmasın? Çünkü şeylerle dünyanın en pahalı takımlarını yeniyorsunuz aslında gözümle. Ya işte ben Defalarca bunu gördüm ben bunu. biz bunu Sezgin'le falan da hatta bizim ekiple komple de görüştük. Yani biz bu ESL Pro Lig'den önce turnuvada Sırbistan'a gittik, bir tane bir Sırbistan hikayemiz oldu. Rus İki takımlarının kere bir Rus gittik. Biri takımının iyi, biri olduğu. kötü. Yok yok, onu ilkini saymıyorum, en son. Hani biz en son orada 3 tane uzanınca hiç beklemediğimiz turnuvanın favorisi gibi düşünürken kendimizi. Hani Sezgin'de falan birbirimize bakıp ne oluyor falan, hani herkes böyle bir isyanlarda umutsuzluk böyle bir şey oluştu.
Döndük abi. Bir ay sonra İPL'de çeyrek final için ben Malta'ya sondan gittim bu arada. Sezgin'le de bunun esprisini yaptık. Yani oyuncular sanki hani takımı değiştirmişiz gibi oldu abi hani. Sırbistan'da biz Faceit 1 levellerle oynuyorduk. Bir anda FPL bir takım çıktı gibi oldu. Yani tamamen mentale bağlı abi bizim. Ben buna eminim. Ve şuna da eminim. Hani biz mesela o günden bir maçında biraz herhalde Sezgin daha iyi cevap verir buna. O gün off günümüzdü yani. O gün off günümüz olmamış olsaydı, diğer günler gibi olmuş olsaydık bence o inanmıştık yani aslında o kupayı alabileceğimize bile belki. Hani o inanç vardı takımda. Ben 2 yıldız takım ilk defa bu kadar umut dolu, inançlı gördüm açık söyleyeyim.